Sarsan olay, ünlü oyuncu Alec Baldwin film çekimleri sırasında görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu. Detayları Amerika'da dış politika analisti Ali Çınar'dan öğreneceğiz. Ali Çınar, merhaba, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Hiç hesapta olmayan bir olay. Sette böyle bir kaza nasıl yaşandı, nasıl bir istemeden de olsa bir cana kıymış oldu bu ünlü aktör? Kuru sıkı mıydı, gerçek silah mıydı, nasıl yaşandı bu olay? Amerikan medyasında şu anda ana manşette Alec Baldwin'in bu talihsiz yaptığı kazayla ilgili haberler. Açıkçası New Mexico'da Rust isimli film setinde gerçekleşti olay. Kuru sıkı tabancayla iki kişiyi vurdu. Biri film direktörü yaralandı ve görsel direktör de hayatını kaybetti. Görsel direktör vurulduktan hemen sonra helikopter gelmesine rağmen hayatını kaybettiği açıklandı. Tabii burada şu anda bir iddia da acaba bu kuru sıkı tabanca yerine gerçek silahla değiştirildi mi? Yani aktör filmde sette hali hazırdayken gerçek silah mı kullanıldı soruları iddia edildi. O nedenle polis şu anda soruşturma başlatmış durumda. Net olarak olayın nasıl olduğunu aslında kameralar gösterecek, çünkü olay anında kameraların açık olduğu biliniyor. Tabii ki Hollywood yıldızı polise ifade verdi. Çok üzgün ve gözü yaşlı olduğunu biliyoruz. Ve şu anda da tabii Amerika'da birçok kişi taziye mesajı yayınlamaya başladı. Herkes şokta bu talihsiz kaza nedeniyle. Bu filmin çekiminde yer alan ekipten bir açıklama var mı? Burada büyük bir ihtimalle bir ihmal olduğuna karar verilecektir herhalde. Yani nasıl bu soruşturmanın sonucunu anlayacağız tabii ki, ama nasıl bir süreç bekliyor? Kimin ne kadar ceza alması bekleniyor? Buna dair detaylar, ipuçları, öngörüler var mı Amerikan medyasında? Şimdi tabii Hollywood yıldızına bir direkt suçlama ve yasal yönden ne olacağı net değil. Ama bugün ilerleyen saatlerde emniyetten, New Mexico'daki emniyet biriminden bir açıklama yapılması bekleniyor. Tabii burada kuru silah olmak üzere başka silah türleri, yani güvenlik anlamında bir teknisyen var. Acaba bu teknisyenin bir hatası mıydı? Ne olduğu ile ilgili soruşturma sonunda tabii bileceğiz savcının ne adım atacağı ile ilgili. Yalnız şunu belirtmekte de fayda var. Yani kazara bir talihsizlik desek de filmin aslında hikayesi de çok enteresan. Kazara birini vuran, 13 yaşında torunu kaçıran kişiyi oynuyordu Alec Baldwin. Yani oyunda da kazara vuran birisi olarak gündemdeydi ve şimdi de gerçek şekilde de kazara iki kişiyi vurdu. Ama tabii gelişmeleri ilerleyen saatlerde daha da yakinen takip ederek öğreneceğiz. Ali Çınar, dediğin gibi olay çok yeni, soruşturma başlatıldı, daha devam ediyor. Yeni sonuçlar tabii ki yok. İlerleyen günlerde öğreneceğiz ama daha fazla detay almak adına sormak isterim. Şimdi aslında baktığımızda birazdan haberimizde de ekrana daha detaylıca getireceğiz. Bu Amerika'daki bu film setlerinde yaşanan ilk kaza değil. Geçmişte de böyle örnekler olduğu biliniyor. Detaylıca aktaracağız ama buna dair bir önlem konuşuluyor mu ve Baldwin'den bir açıklama var mı örneğin? Baldwin'den bir açıklama yok ama çok üzgün olduğu biliniyor. Yani film setlerinde güvenlik konusunda bir teknisyen, bir grup var. Açıkçası daha da sıkı hale getirilmesi bu olaydan sonra gündeme gelebilir. Burada bir ihmal ve neden olduğu tabii araştırılacak. Ama genele baktığımızda film setlerinde eskiye nazaran daha da ciddi ve daha yüksek tedbirlerin alındığını biliyoruz. Tabii Hollywood yıldızının bugün açıklama yapıp yapmayacağını göreceğiz ama tabii kamuoyunun tüm gözleri kendisinde. Tek bildiğimiz çok üzgün ve moralinin çok bozuk olduğu doğrultusunda. Son olarak siyasilerden bir açıklama var mı bu olayla ilgili? Şu ana kadar yok, çünkü gece yarısı bu olay gündeme düştü. Ama bilhassa Hollywood çevresinden taziye mesajları var. Ve ilerleyen saatlerde herhalde siyasilerden de bazı açıklamalar gelebilir. Başkan Biden'dan, yani Beyaz Saray yönetiminden şu ana kadar yok. Dün akşam Biden CNN'de bir mini oturuma katılmıştı ve iç politika ile ilgili konuşmuştu. Ama ilerleyen saatlerde bilhassa bölgedeki kongreleri veya sanatla ilgilenen birçok kişiden daha taziye mesajlarını göreceğiz.
Ali Çınar, en başta değindin ama bir kez daha sormak istiyorum. Silahla ilgili bir detaydan bahsettik. Aslında haberimizde bunun bir kuru sıkı olduğu söyleniyor medyaya yansıyan, yerel medyaya yansıyan haberlerde ama acaba gerçek bir silahla mı değiştirildi? Böyle bir ihtimalden söz etmiştin. Onu bir kez daha açabilir misin? Tabii ki yani film setinde Alec Baldwin iki kişiyi vurması şu anda tabii gündemde. Bunu nasıl yaptığı en büyük soru işareti. Ama medyaya yansıyan ve polisin ifadesinde kuru sıkı tabancayla vurduğu doğrultusunda Santefe Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında. Ama bir iddiada bu kuru sıkı tabanca yerine gerçek silahla birisi mi acaba değiştirdi mi sorusu da var. Yani bir tabanca var. Ama bunun ne şekilde, hangi tür mermi olduğu ile ilgili detay yok. Ama ilerleyen saatlerde bilhassa emniyet biriminden de bu konuda bazı bilgiler gelebilir. Burada tabii gözler de teknisyene çevrilecek. Yani bu silahlardan sorumlu, film setinde kullanılan, bu anlamda tehlikeli araçlarla ilgili sorumlu teknisyen de sorumlu olacaktır. Bunun tüm detaylarını ilerleyen saatlerde veya günlerde daha da net şekilde öğreneceğiz. Ali Çınar, çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Bu olayın detaylarını, gelişmeleri senden almaya devam edeceğiz. Bakalım.